Dostlar, herkese selam. Son dönemlerde 0 kilometre araç pazarında konuştuğumuz tek şey neredeyse Çinliler. Çinli markalar Avrupa ile başladıkları atağı yavaş yavaş her tarafa yaymaya başladılar. Yani nereyi takip edersem edeyim Çinli otomobil markalarından söz ediliyor. Bu durum elbette ki son derece normal bir sonuç olarak Türkiye'de de yaşanmaya başladı. Çinli markalar teker teker gelmeye, Türkiye'de satışa çıkmaya başladı. Bunlar olurken şu yaşanıyor, yani bu son derece normal bir durum. Avrupa'ya baktığımız zaman hatta buna önlemler almaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Amerika pazarında da öyle. Fiyatları aşağıya çekiyorlar. Yani 0 kilometre otomobil fiyatlarını aşağıya çekiyorlar. Biliyorsunuz bu konudaki en büyük örneğimiz şimdilik, hani şimdilik diyorum çünkü yeni gelecek markalar var, Chery. Chery geldiğinde kompakt SUV modellerinde, hatta D segmenti SUV modelinde bile rakiplerinden çok daha uygun bir fiyat söyledi. Bu fiyatı söyledikten sonra da otomobil satış rakamları açısından son derece iddialı satış rakamlarına ulaştılar. Hatta ulaşmaya da arka arkaya her ay devam edecekler. Hem fiyatları aşağıya çektiler, hem de görünüm açısından, yani modeller konusunda çok teknik özelliklere girmek istemiyorum. Görünüm açısından, genişlik açısından dikkat çeken modellerle geldikleri için uygun fiyat ve performansı bir araya getirerek önemli satış başarıları elde etmeye başladılar. Chery özellikle SUV sınıfında bir fiyatları aşağıya doğru yönlendirdi. Fiyatları aşağıya çekti, yani bunu hani kim inkar edebilir bilmiyorum. İlk çıktıklarında galiba 800 bin liralardan falan söz ettik. Fiyatları bir aşağıya çektiler. Hala bu şekilde devam ediyor fiyatları. Biraz bu ay bir zam yaptılar, bir şaşırttılar beni ama gene de baktığım zaman rakiplerine göre oldukça uygun fiyatlara sahipler. Chery ile beraber mesela dikkatimi çeken marka MG. İngiliz otomobil markası, biliyorsunuz artık Çinli olarak yoluna devam ediyor. MG markasının özellikle Ekim ayında yaptığı kampanyalar, açıkladığı fiyatlar, nasıl diyeyim, Çinli markalara olan ilgiyi daha da fazla arttıracak seviyede. Mesela MG modellerinin fiyatlarına baktığım zaman bana da sorulan modellerden bir tanesi olan MG ZS modelinin konfor donanımıyla Ekim ayına özel 919 bin TL etiketli satıldığını görüyorum. Fiyat 1 milyonun altına indi. 919 bin TL gibi bir etiket karşıma çıkmaya başladı. Mesela 919 bin liraya 0 MG saplanının yanında şöyle bakıyorum. 200 bin TL 12 ay %0,49 faizli kredide yapmışlar. Çinli markalar fiyatları aşağıya çekiyor. Yani her baktığımda böyle şeyler karşıma çıkıyor. Mesela MG HS var, biliyorsunuz. Son derece iddialı olan modellerden bir tanesi. Bu model içinde 200 bin TL 12 ay %0,49 faizli kredi yapmışlar. 100 bin TL'de takas desteği sunmuşlar. Çekiyorlar. Aşağıya çekiyorlar yani fiyatları. Bu kaçınılmaz bir son. Çinli markalar geldikçe fiyatlar aşağı inmeye, en azından onların modellerinde aşağı inmeye devam edecek. Biliyorsunuz elektrikli otomobilde Skywell diye bir marka var. D segmenti bir SUV satıyor. Menzili de karşımıza çıkan en iyi menzillerden bir tanesi. Rakip fiyatlarına baktığım zaman bu modelin de fiyatı uygun. Aynı şirket Leap Motor diye bir markayı getirdi. Öncelikle küçük sınıfta yer alan bir elektrikli araçlarıyla başladılar. İnternetten bakarsanız Leap Motor'un acayip modelleri var. Bu modelleri bir göz atın. Yani nelerin gelebileceğini Leap Motor'dan görmeniz lazım. Leap Motor da geldiğinde fiyatları aşağıya çekecektir. Dün mesela çok konuşuldu. BYD markasının daha fiyatları belli değilken 12 bin adet talep almış durumda. Buna mesela şaşıranlar olmuş. Yani şaşırmayın, hani BYD modelleri acayip. Sadece mesela Atto 3'ü gözünüzün önüne getirmeyin. BYD'nin çok acayip modelleri var. Ve hepsi 2024 yılının ilk çeyreğinde, bazıları 2024 yılının geri kalan döneminde kalanın satışa sunulacak.
B'ye de gümbür gümbür geliyor. Attığı üçü büyük bir ihtimal %10 ÖTV dilimine sokacaklar. Herhalde tahminen böyle 1.4 1.5 milyon TL gibi bir etiketle satacaklar. BYD dünyanın en çok elektrikli otomobil satan markası. Gümbür gümbür geliyorlar. Onlar da fiyatları aşağı çekecek. Çinliler geldikçe fiyatlar aşağıya doğru indi. Daha da yeni markalar gelecek. Var olan markalar daha uygun modellerini satmaya başlayacak. Mesela biliyorsunuz hani Chery EQ1 dedik. Onunla ilgili bir sessizliğe büründüler, bir haber çıkmıyor ama o çıkacak. BYD'nin Seagull Martı modeli var. O gelecek büyük ihtimalle. Onlar geldiğinde otomobil fiyatlarını çok daha aşağıya çekecekler. Ha, bu sırada Avrupalılar, dünya markaları duruyor mu? Dün mesela Citroen'in 25 bin euronun altında olacak elektrikli aracının 17 Ekim'de tanıtılacağı açıklandı. Bu elektrikli C3 olacak. Ama hani bu modelin çıkmasıyla beraber işte Stellantis grubunun diğer üyelerinde de aynı tipte araç görmeye başlayacağız. 25 bin euronun altında derken bugün Türkiye'ye gelse o araba üretilip 900 bin TL etiketli satılacak. Yani araba fiyatları aşağıya geldi. Araba fiyatları ucuz demiyorum. Yani alım gücü oldukça azaldı. Ama hani 3 ay öncesine baktığım zaman araba fiyatları Çinli markaların etkisiyle geri gelmeye devam ediyor. Avrupalı markalar da Çinlilerle rekabet etmek için uygun fiyatlı araçlar karşımıza çıkartacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.